Merhaba, Meraklı İz TV'ye hoş geldiniz. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Philips'in Airfry XX Large ürününde sufle yapmayı deneyeceğiz. Öncelikle malzemelerimizden başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, hamur kabartma tozumuz var. Hemen arkasında şöyle şeker vanili var. 120 gram kadar bitter çikolatamız var. 1 adet yumurtamız var. Malzemelerimiz bunlar. Hazırsak başlayalım. Öncelikle çikolatamızı eriterek başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 120 gram kadar bitter çikolatamızı tereyağını da eritmek üzere şimdi parçalayacağız. Şu şekilde çikolatalarımızı bölüyoruz. Bunları ocağımıza alalım. Tamam. Bir yandan çikolatamız burada erirken diğer yandan kekini hazırlamak için biz malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Öncelikle 1 adet yumurta. Ve 1 çay bardağı toz şekerimizi koyup öncelikle bunu bir çırpıyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı sütümüzü koyalım. Çırpmaya devam ediyoruz. Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra hamur kabartma tozu, isterseniz kullanmayabilirsiniz, ben tercih ediyorum, güzel koku vermesi için de şeker vanili atalım. Güzelce tekrar karıştırmaya devam edelim. Ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu da en son döküyoruz. Evet. Bakın kıvam bu şekilde oluyor. Şu şekilde hafif yoğun. Şimdi ilk başta yapmış olduğumuz tereyağı ve çikolatayı eritiyorum. İyicene burada çikolatayı erittikten sonra da buradaki erimiş çikolatayı hazırlamış olduğumuz malzememizin, kek malzemesinin içine dökeceğiz. Şu şekilde bir akışkan bir kıvam olacak çikolatamızda. Hatta şu an ne oldu çikolatamız? Kaynıyor, işte kaynamaya başladı diyebiliriz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz çikolatamızı da, erimiş çikolatamızı daha doğrusu, bu hazırlamış olduğumuz kekimizin içine döküyoruz. Ve böylece hazırlamış olduğumuz sufleyi böldüğümüzde içerisinde akışkan bir çikolata olmasını bekleyeceğiz. Tüm malzemeler homojen şekilde karıştıktan sonra artık pişirmek için kaplarımıza yerleştireceğiz. Bakın şu şekilde bir kıvam oldu iyicene. Daha da yoğunlaştı. Çok güzel kokuyor. Şimdi kaplarımıza yerleştirelim. Bu arada Philips'ten bahsedelim. Bu sadece işte sufle yapmak amacıyla değil. İşte patates kızartması, köfte, tavuk gibi birçok aslında değil mi? Ürünü tabii. Yapabiliyoruz. Çoğu yemek yapılabiliyor. Biz de kendi içimizde denedikçe zaten sizinle de tecrübelerimizi paylaşacağız bununla ilgili. Kısa videolar şeklinde paylaşırız. Bunları böyle bardaklara koydum sen. Hani şimdi izleyenler şeylere koyabilir mi? Yani fırına aslında girecek olan yani bu kaplarda kullanabilirsiniz. Şimdi kaplara dökmüş olduğumuz suflelerimizi airfryer'ın içerisine yerleştiriyoruz. Kapatıyorum.
Tereyağını kapatıyoruz. Start ediyoruz. Daha sonra bakın şuradan tam modunu, kapanmadı galiba. Şuradan mod ayarlanıyor. Modunu şöyle fırın kek moduna getiriyoruz. Derecesini dereceye basıp bu dereceyi 180'e çeviriyoruz. Dakikasını da 10 dakika yeterli olacaktır. 10 dakikaya da ayarladıktan sonra buradaki orta tuşa basacağız ve şu anda başladı. 10 dakika sonra suflemiz hazır. Şimdi 60 saniyeden geriye doğru sayıyor bu şekilde. 10 dakikayı 9, 8, 7 diye şey yapıyor. Geri sayıyor. Sonra 60 saniyeyi 59, 58 diye ve sonrasında böyle bir uyarı sesi veriyor sizlere. Ve motorunu durduruyor. Şimdi açıp bir kontrol edelim. İlk defa sufle yapıyoruz ve sonuç bu şekilde. Harika. Şimdi açıp içine bir bakalım. Evet, şimdi kaşıkla bir test edeceğiz. Tamam, şimdi bir test edelim. Test edelim bakalım. Oo, bakın. Evet, kafedekiler gibi olmuş. Sıcak gerçi ama tadına da bakmak istiyorum. Ay, şahane olmuş. Mükemmel. Bugün sizinle Philips'in Air Fry ürünüyle sufleyi denedik. Çok da lezzetli oldu. Test edeceğiz, bakacağız. Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın yapan kişiler için. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.